Doğacığım. Anneciğim, ne haber? İyiyim canım, sen nasılsın? İyiyim ben de. Fatih'e sürpriz yapacağım ofiste. Şimdi evden çıkıyordum. Sonrasında görüşsek olur mu? Olur, okuldayım ben bugün. İstediğin zaman çık gel. Bir sorun yok değil mi? Yok yok. Pazar günkü yemek iptal değil. Değil. Ha, lütfen olmasın, o kadar hazırlık yapıyorum. Merak etme. Tamam, Fatih'e de pasta yaptırıyorum. Geçmiş doğum gününü kutlarız diye düşündüm. Tamam anneciğim, çok öpüyorum seni. Tamam canım, öpüyorum, görüşürüz. Babam duyunca ne tepki verecek acaba? Fatih'le babam ortak olmuşlar. Nasıl yani? İnanamıyorum ya. Babam bu kadar ileri gidebildi demek. Ya maalesef gitmiş. Ya Fatih'in babasıyla arası çok gergin. Bana söylemiyor ama kesin bu yüzden. Kızmıştır Doğan. Kızdıysa da haklıdır yani. E ne yapacağız? Acaba diyorum ki bir sen mi konuşsan? Ya ben... Baban şimdi Fatih'i ikna edip ortak olduktan sonra ne söyleyebilirim ki babana Doğa? Babanı tanımıyormuş gibi konuşuyorsun yani. Zaten o kızın kapanmasından belliydi bir haller olduğu. Vallahi ben babamı son günlerde hiç tanıyamıyorum. Ne oluyor bu adama, böyle orta yaş bunalımı falan mı? Bilmiyorum. Bilemiyorum. Ama asıl sorun ne biliyor musun? Babanın Fatih'le ortak otel alacak parayı nereden bulduğu? Birikimi vardır canım. Otel alacak kadar mı Doğa? Babanı tanımıyorsun sanki. Neyse, bu işte bir yanlış var şu anda. Ama şimdi biz bu işe karışırsak daha da çetrefilleşebilir her şey Doğa. Ay ne zormuş bu aile meseleleri ya. Ya. Sen evlenirken ben bu yüzden çırpındım işte. Aşk bitince herkesin gerçek yüzü ortaya çıkar kızım. Hayat değişir, insanlar değişir. Bugün doğruyuz diye yarın yanlış yapmayacağımızın bir garantisi yok. Hepimiz için bu geçerli. İnsan beşer şaşar. Anne, Fatih öyle biri değil. Umarım Doğa. Umarım. Ben hayatta hiç kimse için kesin konuşmamayı çok zor bir şekilde öğrendim. Eşinle anlaşamazsın, ayrılırsın. Çocuğun yoksa o senin hiçbir şeyin olur. Belli bir süreyi birlikte geçirdiğin bir yabancı olarak kalır. Ama çocuğun varsa Doğa, o insanı ömür boyu hayatından istesen de çıkaramazsın. Şimdi beni anlıyor musun? Şimdi sen... Arkadaşların yanına git. Dersinizi çalışın. Ben bir şey düşünüp bulacağım. Fevri davranmamamız lazım. Anne, susacak mıyız? Doğacığım, ben doğru olanı bulmaya çalışıyorum. Hem Fatih'i de düşünmemiz gerekiyor. Tamam. Haklısın. Hadi git, sen arkadaşlarını bekletme. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Doğacığım. Kaya.